Sayın Bakanım, Sayın Mütevelli Heyeti Başkanım, Sayın Rektörlerim, öğretim elemanlarım, değerli sanatçılar. Kazakistanlı sanatçı Almaz Nurbajev'in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı 15 eserden oluşan kişisel resim sergisiyle Kazakistanlı sanatçıların Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladıkları 22 eserden oluşan Karma Resim Sergisi'nden oluşan iki ayrı serginin açılışına hoş geldiniz. Ближнего Восточного университета, дорогие дамы и господа, мы рады приветствовать вас на открытии персональной выставки казахского художника Алмаза Нургажаева, а также выставки работ группы художников из Республики Казахстан. Değerli konuklar, sergimizin açılış konuşmalarına geçmeden önce Kazakistanlı sanatçı Almaz Nurbajev'in özgeçmişiyle ilgili kısa bir bilgi aktarmak istiyorum. 29 Ocak 1988'de Kegen köyünde doğdu. 2003-2007 yılları arasında Tansip Bayev Almaz'ı Dekoratif ve Uygulamalı Sanatlar Yüksekokulu'nda eğitim aldı. 2007-2017 yılları arasında Jurgenov Kazak Ulusal Akademisi'nde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlayan sanatçı, 2014 yılından itibaren Tansip Bayev Almaty Dekoratif ve Uygulamalı Sanatlar Koleji'nde çizim ve kompozisyon öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Kazakistan Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği üyesi olan sanatçı, Rusya'nın profesyonel sanatçılarından da biridir. Sanatçı, 2008 yılında Şabıt 11. Uluslararası Yaratıcı Gençlik Festivali'ne, 2009 yılında Genç Sanatçıların Bağımsızlığının Nefesi 3. Şehir Yarışması'na, 2010 yılında da Sanatta Ulusal Fikir adlı Cumhuriyet sergisine katıldı. 2011 yılında Jurgenov Kazak Ulusal Sanat Akademisi'nin Resim ve Heykel Fakültesi'nde en iyi dönem ödevi için birincilik ödülüne layık görülen sanatçı, 2012 yılında kıtaları birleştiren bir sanat isimli sanat albümünün oluşturulmasına yönelik özel katkılarından dolayı teşekkür mektubu aldı. 2013 yılında Art Safar Seyahat Sergisi'nde katılım sertifikası alan sanatçı, 2015 yılında da Abu Dhabi'deki Art Karavan isimli uluslararası sergiye katıldı. 2016 yılında kanserli çocuklara adanmış Yaşamak İstiyorum adlı sosyal açıdan önemli projeye verdiği değerli katkılarından ve desteklerinden dolayı takdir belgesi alan sanatçı, ayrıca Kazakistan Cumhuriyeti'nin 25. yıl dönümüne adanmış Atalar Bağımsızlık İstediği adlı ulusal yarışmaya katıldığı için ödüllendirildi. Sanatçı 2017 yılında Uluslararası Yaratıcı Gençlik Festivali JASTAR kapsamında Geleceğe Bakış sergisinde benzersiz bir çözüm ve yeni bir sanat vizyonu için ödül kazandı. 2018 yılında Kazakistan Cumhuriyeti 1. Cumhurbaşkanı Fonu'nun desteğiyle genç sanatçıların Enerji, Gençlik, Sanat isimli uluslararası yarışmada 3. oldu. Прежде чем приступить к официальному открытию нашей выставки, нам бы хотелось дать небольшую биографическую справку о нашем художнике. Алмаз Нургажаев родился 29 января 1988 года в поселке Кеген Алматинской области. В 2007 году окончил Алматинский колледж декоративно-прикладного искусства имени Танцыкбаева по специальности «Станковая живопись». В 2012 году получил степень бакалавра, окончив Казахскую национальную академию имени Жургенова по специальности станковая живопись, а в 2017 году окончил ту же академию по специальности магистратура. С 2014 года работает преподавателем Алматинского колледжа декоративно-прикладного искусства имени Тансыкбаева под предметом рисунок, живопись и композиция. Член Союза художников Республики Казахстан, входит в реестр профессиональных художников Российской Федерации. В 2018 году получил третье место за участие в международном конкурсе молодых художников «Энергия молодости и искусства» при поддержке фонда первого президента Республики Казахстан. В 2017 году был награжден грамотой за уникальное решение «Новое видение» из-за актуальной темы выставки «Взгляд в будущее» в рамках Международного фестиваля творческой молодежи «Жастар». В 2016 году был награжден за участие в национальном конкурсе «Бабалар Ансаган Таусиздик», посвященном 25-летию независимости Республики Казахстан. В 2016 году был награжден благодарственным письмом за активное участие в конкурсе детского рисунка на рисунок банкнот, посвященных 25-летию независимости Республики Казахстан. В 2016 году получил благодарственное письмо за ценный вклад в поддержку социального значимого проекта «Я хочу жить», посвященному детям с онкологическими заболеваниями, который прошел под эгидой ЮНЕСКО. В 2015 году был награжден сертификатом за участие в международной выставке в Объединенных Арабских Эмиратах «Арт Караван». В 2013 году получил сертификат за участие на передвижной выставке «Арт Сапар». В 2012 году получил благодарственное письмо за особый вклад в создание художественного альбома «Искусство, объединяющее континент». В 2011 году занял первое место за лучшую курсовую работу
в КАЗНАИ имени Жургенова, факультет живописи и скульптуры. В 2010 году был награжден сертификатом за участие в республиканской выставке «Национальная идея в живописи». В 2009 году получил сертификат за участие в городском конкурсе для молодых художников «Таусиздит Танасы». В 2008 году участвовал в 11-м международном фестивале творческой молодежи «Шабыт». Değerli konuklar, şimdi de sergimizin açılış konuşmasını yapmak üzere Yakında Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Tamer Şanlı da kürsüye davet ediyorum. Sayın Bakanım, Sayın Müdürler Yönetim Başkanım, Sayın Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörüm ve değerli eşleri, Sayın Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü ve Rektör Yardımcımız, Özel Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörümüz, değerli sanatçılar, basının değerli temsilcileri. Ne denirse densin, hayat bir yaşantıdır. Yaşantı ise nasıl nitelendirilirse nitelendirilsin, zaman içinde bir akış, süreklileşme, sonsuzlukta renk renk ışıldayan bir yaşama olayıdır. Yaşantı, yeni doğan bir çocuğunki kadar basit, bir bilim adamının, sanatçının ya da iş adamınınki gibi karmaşık olabilir. Bir bütün olarak hayat, bir amaca yönelik olabilir veya olmayabilir de. Anlamı ve kapsamı ne olursa olsun, neyi gizler ya da açığa vurursa vursun, yoğunlaştırılmış, yüceltilmiş, körletilmiş ve karartılmış olabilir. Vahşi, sönük, karmakarışık kalabilir ya da anlamlı, açık ve canlı hale gelebilir, canlılık, yoğunluk, derinlik kazanabilir. İşte yaşantıya böyle bir derinlik ve yoğunluk vermek sanatın işidir. Уважаемые дамы и господа, то, о чем говорил, есть определенный срок. Это поток времени, непрерывность и сияние вечности. Жизнь может быть такой же простой и незамысловатой, как жизнь новорожденного ребенка, и такой же загруженной, как жизнь ученого, художника или бизнесмена. Жизнь в целом может быть или не быть целью. Независимо от смысла и масштаба, жизнь имеет как темные, так и светлые полосы, скрывая тайны и раскрывая невидимые доселе стороны. Она состоит из моментов затмения и сияния, дикости и степенности, может казаться запутанной или же достаточно легкой и простой, принимать разные ипостаси. И в основном это искусство, что задает такую глубину и интенсивность жизни. Nerede maddiye şekil verilmişse, nerede hayat çizgi ve kompozisyon kazanmışsa, orada zeka vardır. Orada karmaşık bir alemi istediğimiz ve istenilen biçime sokan sanat vardır. Sanatla zekadan ayrı düşmüş yaşantı, yabani, duyarsız ve amaçsızdır. Yaşantıyı canlandıran ve çekici hale getiren kişi de sanatçıdır. Cesaret ve asalet onlarda en üst düzeydedir. Asla ödün vermezler ve tek bir motivasyonları vardır. Anlamlı ve yapmaya değer bir iş yaratmak. Где бы ни была сформирована материя, из которой жизнь приобрела форму и состав, там есть несомненно и разум. Есть искусство, которое позволяет придать хаосу желаемую форму. Жизнь, отделенная от искусства интеллекта, является дикой, бесчувственной и бесцельной. Именно художник оживляет краски и делает жизнь привлекательной. Художники правдивы и эпичны. Они не идут на компромисс и имеют одну мотивацию – создание значимого и стоящего произведения. Sanatçıyı desteklemek, toplumların geleceğine yatırım yapmaktır. Büyük liderler bu alanda özel çalışmalar yaparak sanatçıları desteklerler. Temelleri 9 Ağustos 2018'de atılan ve pek çok ülkeden sanatçıyı bir araya getiren Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, eski eserler ve modern sanat alanındaki tüm yapıtların sergilenmesine olanak sağlayacak şekilde bu coğrafyanın en büyük modern sanat müzesi olarak yükseliyor. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, çağdaş estetik değerler ve anlayışlar düşünüldüğünde ülkemizin uluslararası platform ve kendi öz varlığına hitap eden önemli bir seçme, biriktirme, koruma ve sergileme işlevlerini yükümlenen bir müze olacak. Müze koleksiyonu, sanat tarihi bağlamında ülkelerini en iyi şekilde temsil edecek eserlerden oluşacaktır. Поддерживать художника – значит вкладывать в будущее общество. А какие люди поддерживают художников, за то, что это прочный фундамент для их работ.
У недавнем проекте Кипрского музея современного искусства, фундамент которого был заложен 9 августа 2018 года, объединяет художников из разных стран и, предоставляя свободу творчества, превращает их в крупнейший музей современного искусства в данном географическом регионе. Кипрский музей современного искусства, расположенный в кампусе Ближневосточного университета, будет отвечать за важные функции сохранения истории и культуры страны с учетом международной эстетики и ценностей. Коллекция музея будет состоять из произведений, которые наилучшим образом представят свои страны и народы в контексте истории искусства. Sayın Bakanım, bugüne dek yurt dışından 1000'e yakın sanatçı Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesinde yer aldı. Bu büyük proje kapsamında birçok çalıştay yapıldı ve son bir yıl içerisinde bugünkülerde dahil olmak üzere 199 sergi açıldı. Üretilen eser sayısı 20.000'e yaklaştı. 15 Kasım 2020'de açılacak olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile birlikte kampüste 7 müze sanatseverlerle oluşacak. Araba Müzesi, Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi, Milli Tarih Müzesi, Denizcilik Müzesi, Bıçak ve Kılıç Müzesi ve Minyatür Araba Müzesi. Kampüste faaliyet gösterecek olan tüm müzeler için oluşturulan materyal sayısı şu an için 100.000'e yaklaşmış durumda. Hep birlikte bir kültür hazinesinin birikimine şahitlik ediyoruz. Tüm sanatçılarımıza vermiş oldukları destek dolayısıyla Yakın Doğu ailesi olarak şükranlarımızı sunuyoruz. На сегодняшний день около 1000 художников из Москвы приняли участие в проекте Кипрского музея современного искусства. Было проведено множество семинаров и открыто вот уже 199 выставок. Количество произведенных работ уже приблизилось к 20 тысячам. Сегодня мы являемся свидетелями и участниками создания огромной сокровищницы, которая будет расположена в кампусе Ближневосточного университета в так называемой зоне музеев. Совместно с Кипрским музеем современного искусства, который откроется 15 ноября 2020 года, 7 музеев в кампусе Ближневосточного университета, включая музей автомобилей Гермариум и музей естественной истории, Национальный исторический музей, музей мореплавания, музей современного искусства и музей холодного оружия, откроют свои двери для всех любителей искусства и истории. От имени всего Ближневосточного университета я хотел бы выразить свою благодарность всем тем, кто вносит свой непосильный труд и вклад в становление данных музеев. Üniversiteniz belirlediği hedeflere ulaşmak için eğitim, bilim, sanat ve inovasyon ekseninde çalışmaya ve üretmeye yılmadan devam ediyor. Eğitimde bu yıl tıp, hemşirelik ve veteriner hekimliği fakültelerinde Erasmus Değişim Programı ile öğrenci ve akademisyen değişimini başlattık. Bilimde akademisyenlerimiz üniversitemiz adına 2018-19 akademik dönemde ulusal ve uluslararası endekslerde taranan dergilerde toplam 1500 yayın yaptı, 1773 bilimsel etkinliğe katıldı ve 665 bilimsel etkinlik düzenledi. Dünyanın en önemli projeleri arasında yer alan CERN projesine paydaş kurum olma yolunda kısa bir süre önce CERN'e ilk araştırmacımızı göndererek bu projede partner olmanın temellerini attık. İnovasyonda ise bildiğiniz gibi en heyecan verici projelerimizden olan ilk yerli elektrikli araba Günsel yakın zamanda 3 prototipiyle halkımızın karşısına çıkacak. Наш университет продолжает работать в сфере образования, науки, искусства и инноваций для достижения поставленных целей. В рамках программы двустороннего обмена Erasmus, которую мы запустили в этом году в сфере образования, мы продолжаем обмен студентов и академического персонала с факультетов медицины, сельского дела и ветеринарного дела. За предыдущий академический год наши преподаватели приняли участие в 1773 научных мероприятиях, а наши академические подразделения организовали в общей сложности 665 научных мероприятий. Всего от имени нашего университета было опубликовано 1507 публикаций, зарегистрированных в различных международных индексах. Скоро же первый отечественный электромобиль Günsel будет продемонстрирован с его первыми опытными образцами в инновации. Başardıklarımız, hedeflerimiz doğrultusunda başaracaklarımızın gerçekçi kestirimi ve güvencesidir. Sonuç itibariyle unutulmamalıdır ki, üniversitelerin üreteceği bilimden, inovasyondan ve teknolojiden lokal olarak toplumumuz, global olarak da uygarlığımız kazanacaktır. Bu uzun yol yolculuğunu Günsel ailesinin her bir bireyinin desteği ve yol göstericiliğiyle gerçekleştirmekteyiz. Onlara bir kez daha teşekkür ederken en kalbi duygularımla sizlere selamla saygılar sunarım. Ben de 4. Ближневосточный
Восточного университета, который мы создали, и это также источник вдохновения. То, что мы уже достигли, это реалистичная оценка и уверенность в том, что мы еще многое можем достичь в соответствии с нашими задачами и целями. Не следует забывать, что наука, инновации и технологии, которые будут развиваться в университете, будут преображать и изменять общество и мир в целом. Мы совершаем этот долгий и трудный путь с верой, усилиями, поддержкой и под руководством каждого члена семьи Гюнцель. Я хотела бы еще раз поблагодарить всех присутствующих и выразить свое глубокое уважение каждому из вас. Sayın Rektör Yardımcımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de Kazakistan'ın sanatçılar adına konuşmasını yapmak üzere Sayın Zeynep Han Mikhamejan'ı kürsüye davet ediyorum. Barımsızlar, kurmetli erptesler, asa kurmetli minister, asa mertemeli Urpan Bey Gürsel. Bugün bir top Kazak suretçileri birken körmemizde aşıp jatırmız. Osunday bir keremet mümkünlükte aşıp bergen bizge, biz endi atap oturup aytuumuz kerek, Suat Bey Gürsel, sizge şeksiz altısımızda aytamız. Osunda Kazak suretçisi belgili Sembigali'nin aytkan sözü var. Kipirge keremet suretçiler keled, keremet bop kaytadı degen. Barlıktarınız kerimetsizdir, kerimet suretker bop kaytınızdır. Ülken rahmet. Sayın Bakanım, Sayın Mütevelli Heyeti Başkanım, değerli meslektaşlarım ve misafirlerimiz. Bugün hep birlikte Kazakistan sanatçıların sergiyi açıyoruz ve bizimle bu anı paylaştığınız için çok teşekkür etmek isterim. Her sanatçı benzersizdir, ancak Kazak sanatçı Sembigali dediği gibi Kıbrıs'a yetenekli sanatçı gelirken Kıbrıs'tan üstün yetenekli olarak ayrılıyor. Burada bugün bulunma fırsatı bize sunduğunuz için ve bize destek sağladığınız için sonsuz şükranlarımı sunmak isterim. Tüm meslektaşlarıma ise başarılar ve ilham dolu atmosferi diliyorum. Sanatçımıza daha teşekkür ediyoruz. Şimdi kişisel sergisi açılacak olan Kazakistanlı sanatçı Sayın Almaz Nur Bojayev'e konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Армысыздар, құрметті министр Айша Гүлханым, Ейкан Бей, бүгінгі көрмеме қош келіпсіздер. Армысыздар, қалайық, әріптестер. Осы көрмеде 40 күн ішінде жасалған 13 картинам қойылып отыр. Осы 40 күн ішінде әр алуан түрлі техникаларды сынап көрдім, сүрешілермен таныстым. Олардың шығармашылығына тәнті болдым. Және әр сүрешілердің сүрет өнерін, шеберлігін құпияларымен таныстым. Кипр заманауи өнер музейінің ашылуына ұйытқы болған шығармашылық олпты орта қалыптастырған өз шығармашылығыма ойымды жүзеге асыруға жақсы жағдай жасап қолдау көрсетіп отырған Суат Бей Мырзаға рахметімді айтамын. Және менің шығармашылығыма дамуына үлес қосқан әріпте сүрешілеріме рахмет айтамын. Ұйымдастыру жұмыстарын жақсы атқарып жүрген Наргиз, Исмат, Светлана достарыма да көп рахмет айтамын. Тәшекір етемін. Sayın Bakanım, Sayın Mütevelli Heyeti Başkanım, değerli misafirlerimiz ve sanat sevenleri, sergime hoş geldiniz diyorum. Kişisel sergi açılışında sizi görmekten mutluluk duyarım. Bugün sizinle 13 eserlerimi paylaşacağım. 40 gün içerisinde yeni arkadaşları buldum, yeni görüşlerle karşılaştım, yeni yetenekleri öğrendim ve bu çok önemli bir tecrübedir. Bu muhteşem projenin çatısı altında hayat deneyimlerimizi, duygularımızı dünyayla paylaşma fırsatı sunduğunuz için teşekkür ediyorum. Ayrıca da tüm arkadaşlarıma, meslektaşlarıma ve yanımda bulunan ve destek çıkan herkese de teşekkür ederim. Sanatımıza daha teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere İçişleri Bakanı Sayın Ayşegül Baybars'ı kürsüye davet ediyorum. Değerli sanatseverler, bugün sabaha siz değerli sanatseverlerle ve sanat dolu başlamak benim için büyük bir onur.
Yakın Doğu ailesi ve Yakın Doğu Üniversitesi bu anlamda toplumumuzun kültür seviyesinin artırılması, sanata ve sanatçıya olan ilginin ve desteğin artırılması, farkındalık yaratılması ve aslında toplumumuzun tüm uluslararası kültürlerle ve sanatla buluşması için çok önemli katkılar yapmaktadır. Ve ben sizlerin huzurunda tüm Yakın Doğu ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten bizleri de gururlandıran başarılarıyla uluslararası anlamda ülkemizin tanınmışlığına da katkı sağlayan, ülkemizin tanıtımını bu anlamda yurt dışında temsillerle ortaya koyan böylesine önemli ve sadece ekonomik değil kültürel ve sanatsal faaliyetlere katkı sağlamak son derece önemlidir. Ben üçüncü kez bir açılışta bulunuyorum. Sayın Rektör Yardımcımız bahsettiler. 1000'e yakın sanatçı, 199 sergi açılışı ve 2020 hedefinde 25.000'e yakın bir sanat eseri ve farklı ülkelerin farklı sanatçılarından oluşan sanat eserleri. Sanatçılara, sanat eserleri, sanat eserlerine ve birer sanat eserleri, sanat eserlerine kapı açarlar, birer kapı vazifesi görürler ve çok farklı kültürlerdeki farklı kişilerin sanata, resime nasıl baktığının bir bütünleşmesi olarak buralarda gördüğümüz eserler bize aslında dünyanın ne kadar büyük de olursa olsun sanatla ne kadar küçülebileceğini gösteriyor. Picasso'ya sormuşlar, sizce sanat nedir diye. Sanat ne değildir ki demiş. Ama o her neyse her şeyde ondan bir şey vardır demiş. Bu da aslında hepimizin içerisinde yaşadığı, hayata baktığı, umutlarını ortaya koyduğu, yaratıcılığını sergilediği her alanda içimizde bir miktar sanatı yansıttığımız ve sanatla aslında bütünleşik olduğumuzu ortaya koyuyor. Bugün gerçekten eğer sanat insanlığın umuduysa sanatçı da bu umuda can veren, kültürleri birleştiren özel kişilerdir. Değerli sanatçı Sayın Almaz Nurgojeyev'in 2012 yılında Kıtaları Birleştiren Bir Sanat isimli sanat albümünün oluşturulmasına yönelik özel katkılarını da biliyoruz. Kendisi bizler gibi kültür ve sanatla aslında insanlığın dünyada bir bütün olarak insanlığın buluşması, insanların birbirlerini anlamada aracı olarak kültür ve sanatı seçmelerinin ne kadar önemli olduğunu vurguluyor her seferinde. Bizler de bunu vurgulamaktan gurur duyuyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sanata katkı sağladığınız, sanatı, sanatseverleri bir arada oluşturduğunuz için ve iyi seyirler diliyorum. Teşekkürler. Мы любители искусства. Я безумно рада начинать свой день сегодня здесь вместе с вами. Прежде всего, я хотела бы выразить свою благодарность всей семье Гюнзе и Ближнему Восточному университету за их вклад в развитие образования, здравоохранения, технологий, инноваций, а сейчас уже и искусство нашего общества и страны. Однажды у великого художника Пикассо спросили, что же по-вашему искусство? На что он ответил. Тоже не является искусством. Искусство есть все. Искусство – это наши мысли, переживания, наши знания, наш опыт и жизненные позиции. Я хотела бы выразить свою благодарность всем тем, кто вносит свой вклад в становление этого великого и на самом деле очень важного проекта. Из биографии нашего художника Альмаза Нургожаева мы узнали, что он является лауреатом одного из конкурсов, это объединение континентов. Сейчас же мы являемся свидетелями данного объединения здесь, у нас на Северном Кипре, за что вам всем отдельное спасибо. И спасибо всем большое за внимание. Kazakistan sanatçılarından Sayın Zeynekan Mikamejan. Sayın Rakat Şaparaliyeva. Kırbaç
Kırgızistanlı devlet sanatçısı Doğdur Beksinur Gaziyev'in anısına gelecek vaat eden genç sanatçılara Alasya ödülleri kapsamında verilen Doğdur Beksinur Gaziyev ödülünü almak üzere Kazakistanlı sanatçı Almaz Kurgoşevi